Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadir Alkan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerin benden çok istediği özel bir saç kesim videosu çekeceğiz. Bugün ne çekeceğiz? Tunç'um. Bedelli asker. Bedelli askerlik saç kesimi. Evet, bu başlık bedelli askerlik saç kesimi. 600 bin kişi bedelli askerlik yapacakmış arkadaşlar. Her gelen misafirin bedelli askerlikten önce korkuları var. Abi ben bu saçı nasıl yeniden uzatacağım? Bildiğiniz üzere 15 gün sadece askere gidiyorlar. 15 gün sonra işlerine kaldıkları yerlerden devam edecekler. Dolayısıyla da eski hayat standartlarına kavuşmak istiyorlar hızlıca. Bildiğiniz üzere normaldeki asker tıraşı üstler 3 numaradır. Yanlar mesela 1 numara ya da 2 numaradır. Bedelli askerlik saç kesiminde biraz farklılık katmak istiyoruz. Çünkü bu adamlar 15 gün sonra yeniden hızlı bir şekilde saçını uzatmak isteyecek. Biz bunu önemseyerek ona göre bir saç kesimi yapacağız. Tunç'um, hazır mısın askerliğe? Hazırım abi. Ulan sanki 6 ay askerlik yapacağım, 3 sene askerlik yapacağım. 15 gün askerlik yapıp geleceksin zaten. Abi bir 15 daha versen hiç gitmesem olmuyor mu ya? Abi bir 15 daha versek hiç gitmesem olmuyor. Nereye düştün senin askerlik? Ağrı'ya düştüm abi. Torpil mi var? Biraz var torpil aynen. Torpilli bir şekilde ağrıya düşmüş arkadaşlar. Torpilli olacaklar abi. Torpilli. Torpil olmasa Rusya'ya gidiyormuş. Orada sınırda kalmış. Kardeşim önemli değil. 15 gün geçer be. Hafif havalar soğuk. Biraz totan donacak ama. Kısmet. İdare edeceğiz. O kamuflajı giymeniz lazım. Bence devlet burada iyi bir şey yaptı esasında. Düşündüğün zaman. Çünkü en azından çocuklarına askerlik anısı anlatacak bir olayın oldu. 15 günde olsa artık senin askerlikleri bitmez. Bu 15 günü Allah bilir kaç gün anlatacak bunlar. Yani ben öyle görüyorum. Askerlikten gelenler var, bedelli askerlik. Adam baktım abi, 1 saat tıraş ettik adamı. 1 saat boyunca askerliğini anlattı ya. Dedim kardeş iyi ki 6 ay bir sene yapmadın ya. 15 gün askerlik yaptım. Dedim 1 saattir anlatıyorsun ya. Ben ne yapayım kardeşim? Ya ben de kolay bir askerlik yaptım işte. Otel resepsiyonuydum arkadaşlar ben. Üniversite mezunu olduğum için ben de kısa dönem 6 ay bir askerlik yaptım. Otel resepsiyonuydum. Çok zor şartlarda takım elbiseyle, rugan ayakkabıyla. Çok zor şartlarda bir askerlik yaptım. Yani askerlik önemli biliyorsun. Kesinlikle. Sen de 15 gün hayırlısıyla git gel. Bugün saçlarını ben sana güzel bir saç kesimi yapacağım korkma. Yani sanki böyle bir asker tıraşı gibi değil de sanki ya benim canım sıkıldı saçlarımı şöyle güzel bir kısalt. Hani dersin ya ben onu o saçı yaparım. Tamam. Senin kafa büyü şekline göre anatomik olarak güzel, kısacık ama tarz bir saç kesimi yapacağız. Hafif bir David Beckham falan. David Beckham andırım arkadaşlar. Tunç benim bu arada arkadaşlar çok eski bir müşterim, misafirim. Kaç sene oldu? Bir 15 yıl oldu mu? 2005. Adam 2005 yılında bana tıraşa gelmeye başlamış. Görüyorsunuz istikrar böyle bir şey. Şimdi burada şimdi biraz sallasam işte adam kaç tane sevgili değiştirdi? Kaç tane kadın değiştirdi? Orada ama beni değiştirmedi. Adam 2005 yılından beri bana tıraş oluyor. Ve dışarıdan hiç tıraş olmadı bu arada. Gerçekten 2005 yılından beri aralıksız saç kesiyoruz. Düşünün adamın kaç tane kız arkadaşı değişti, evlendi ama berberini değiştirmedi. Evet. Adam gibi adamsın. Kadir Alkan vazgeçilmiyor yani. Evet. Kadir Alkan tek dozda bağımlılık yapar diye bir söz var. Doğru mu sence bu? Bence doğru abi. Adam tek dozu yedi. 2005 yılından beri bizde. Siz de tek doz istiyorsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. En yakın zamanda. Altta bir randevu numarası falan koyalım Buğra. Randevu numarası. Randevu alabilirsiniz arkadaşlar size. Evet, çok uzatmadan artık tıraşa başlayalım. Şimdi Tunç'um, saçları yıkayarak başlayalım. Artık saçlarını sen de aynadan bak bir elveda de. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar şöyle kamerayı zoomlayalım. Tunç'un o gözlerinin rengi var ya, bakın bu tıraşla nasıl ortaya çıkacak biliyor musunuz? Böyle patlayacak bazen. Müşteri ben öyle kandırıyorum. İşte kısa saçlar yapmam lazımsa gözlerin rengi çok güzel patlayacak. Şu anda yok mu abi gözlerim? Yok evet, ama tamam. Gerçekten işin şakası bir yana Tunç harbiden çok yakışıklı bir kardeşim. Ve göz rengi de yani patlayacak bu tıraşta. İşin şakası bir yana gerçekten göz rengin ortaya çıkacak. Çünkü saçın kısaldığı an otomatikmen biraz daha buraya vurgu olacak. Göz rengin ortaya çıkacak kardeşim. Herkes sana ya senin gözlerin işte mavi miydi? Gibi abi, sorular başlayacak. Ağrı'ya gidiyorum yani farkındasın değil mi? Yani sıkıntı olmasın orada. Ama evet Ağrı'da bu gözler neler yapacak göreceğiz bakalım. Bu 15 günde artık neler yapabilirsen yapacaksın kardeşim. Hadi saçlarını yıkamaya başlayalım.
Evet, gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Sevgili asker kardeşim. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Dur abi, ne yapayım? Yok kanka, bir şakaydı zaten. Zaten amacımız bu arkadaşlar. Yani saçın üstünü makineyle kesmeyeceğiz. Normalde asker tıraşında saçın üstü de makineyle kesiliyor. Bizim zaten bedelli askerlik saç modeli dediğimiz şey, onun sanki gündelik hayatta kısa bir saç kesimiymiş gibi, kullanacakmış gibi bir saç modeli yapacağız. Tamam, hadi bakalım. Abi ne yaptın ya? Şunu söyleyeceğim, bu ne ya? Ne oldu ya? Niye bu kadar geldin? Oğlum askersin sen, otur yerine. Hayır. Otur. Harbiden çok almışım lan. Abi biraz fazla girdin ya. Yok arkadaşlar, böyle almam gerekiyor. Şimdi çünkü üstleri, mesela kısa bir saç keseceğim ya. Ama bunun sonuçta askerlikle ilgili olduğu için genelde nereye bakıyorlar? Bildiğiniz üzere kepin altına. Yani kep taktığın zaman kardeşim, sen de 15 günde olsa kep takacaksın yani sonuçta. Şimdi kepi taktın. Bakın kepin altı güzelce kısa bir olduğu sürece komutanlar size laf söylemeyecek. O yüzden ben sana şöyle güzel kepin altını güzel bir şekilde kısa yapıp üstlerinde dokulu, kısacık ama tarz, waksı bile sürdüğünde şekillenemeyecek bir saç yapacağım. Hadi bakalım. Kardeşim, bunu nasıl uzatabilirsin? Tabii ki biliyorsun, saç uzatma biraz sabır işi. Ama doğal bakım yağlarıyla bunu biraz daha hızlı bir şekilde uzatabilirsin. Mesela biz genelde doğal olması açısından 15 çeşit bitkisel yağlar falan var mesela. Badem, çörek otu, ısırgan otu gibi. Bunlar hızlı bir şekilde saçını uzatıyor. Bir de reklamlarda görüyoruz arkadaşlar, böyle işte ayda 4 santim saç uzatıyoruz ya. Kardeşim 4 santim saç mı uzar ya? Hani bir reklam vardı, gergedan set. Hatırlıyor musun reklamlar, şeylerde falan, radyolarda falan çıkıyordu. Gergedan set, gergedan set, ölüyü diriltir falan. Yani böyle bir şey arkadaşlar, ne yazık ki bence yalan. 4 santim saç uzamaz. 1.2 santim sağlıklı bir saç uzar bir ayda. Hadi bu tarz şeylerle 1.5 olsun, hadi 2 olsun. Ama 4 ne abi yani? 2, 2 de gölgesi 4 gibi. Yani onlar bence çok yani... İtimat etmeyin böyle şeylere. Kanka bu hafif bedelli askerlikle Tatar Ramazan karışımı bir şey oldu, ben sana söyleyeyim. Abi ama kızmasınlar bu suça ya. Biraz abi, sanki uzun mu oldu? Abi kızarlarsa da benden kızma. Değil. Kızmasın. Komutanım kızmayın. Komutanım kızmayın. Şimdi arkadaşlar ben bu saçı kesip yolladım. Ve bir misafirim hiçbir problem yaşamadığını söyledi. Yani komple 3 numara yapılmasına gerek kalmadığını, oraya hatta bazı kişilerin 3 numarayla gelip boşu boşuna saçını kestirdiğini düşündü. Ben de ona güvenerekten diyorum ki bu uzunluğu aynısını yapmıştım. Buna bir şey demezler. Ama derlerse de o sizin sorumluluğunuzda, ben ona karışmam. Ben keserim, gerisine karışmam. Adam diyor ya, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar. Ben görevimi yaparım, gerisine karışmam kardeşim. Abi saçtaki dokulara bak ya. Al bunu sivilde kullan. Ben sana söyleyeyim, sen artık sivilde belki de bu tıraşı olacaksın. Bak, Kuzey Güney'deki Kıvanç Tatlıtuğ'un saç modeline benzemedi mi? Bence benzedi biraz. Hafif. Ne diyorsun Tunç'um? Valla bence çok güzel oldu ya. Hani ben kesimle söylemiyorum da. Ciddi ciddi güzel oldu yani. Yakıştı sana. Evet güzel. Ve tam bir yıka çık saç modeli. Yani yıka. Arkadaşlar bu saç modelinde saçı yıkayıp hemen dışarı çıkabilirsiniz. Ufak bir waxla şöyle karıştıracaksınız. Bu birinci model. Birazdan biraz daha hafif bir sirseri modeli. Biraz daha şöyle artık hani izine yani geldikten sonra biraz uzatırken kulübe falan giderken ufaktan böyle kaldırabilirsin kardeşim. Yaramaz çocuk. Aynen, hafif yaramaz çocuk. Ailenin en küçük evladı.
babasının parasını yiyen tipler falan. Hani bu tarz bir yapı var şu an saçta. Hani askerde böyle kaldırma, indirirler kardeş. Evet arkadaşlar, bir tıraşın daha sonuna geldik. Tunç'um sana hayırlı tezkereler kardeşim. Teşekkür ederim. Bu saçla yani çok can yakarsın diyeceğim de asker ocağına gidiyorsun, canını yakmasınlar. O da yeter arkadaşlar. Kardeşim harbiden çok iyi oldu. Hemen döndürüyoruz ve kameramıza Tunç'u gösteriyoruz. Asker selamı. Evet. Ver. Aynen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Tunç'a güzel bir saç kesimi yaptık. Tunç şimdi askerden sonra da artık karar verdi. Sanırım artık kısa bir saç kestirecek. Çünkü yakıştı ona. Evet. Yüzünü ve göz rengini ortaya çıkarttık. Bence de çok güzel oldu. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Her yorum yapana artık her videoda ücretsiz cilt bakımı ve saç botoksu var arkadaşlar. Artık her videoya çekiliş yapacağız. Yorum yapan arkadaşlar içinden 5 kişiye ücretsiz saç kesimi yapıyoruz. Çekiliş koşulları açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Adam artık askeri oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.